Bursaspor'da bugünden herkese iyi günler sayın seyirciler. Şu anda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndayız. Altınordu Bursaspor mücadelesinin başlamasına yaklaşık olarak 54 dakika var. 54 dakika sonra Bursaspor oldukça önemli bir maça çıkacak. Yeşil Beyazların ilk 11'i belli oldu. Yanımda değerli Barış Yalın var. Barış Yalın'la birlikte maç öncesi yorumlarını yapacağız. Evet Barış abi, ilk 11'i istersen senden hemen bir hızlıca dinleyelim. Evet, son dakika bilgisi olarak biraz sürpriz bir 11 oldu ki zaten beklendiği gibi. Çünkü biz antrenmanları izleyemediğimizden dolayı kimin daha iyi bir performans ortaya koyacağını Fatih Tekke çok daha iyi biliyordu. Antrenman performanslarını da iyi biliyordu. Hazır mı değil mi diyordu. Kalede beklediğimiz isim Erhan Erentürk forma giyecek. Defans dörtlüsünde Mert, Cüneyt, Luka Çapan ve Onur olacak. Yani burada Zalazar'ı bekliyorduk Evet. mesela. İşte Taha Altı kardeşi bekliyorduk. Bu arada Zalazar baktığımda yedeklerde de yok. Yani İlginç. Evet, mesela. yedeklerde de yok. Nikola Zalazar yedeklerde de yok. Taha Altı kardeşi yedeklerde görüyoruz. Devam edelim. Orta alanda Kubilay'ı görüyoruz. Burak Altıparmak'ı görüyoruz. Emirhan Aydoğan'ı görüyoruz. Ofosu yine kanattaki Bursaspor'un hücum hattına destek verecek ismi. Evet. Tim Matas çok merak ediliyordu. 11'de ve Akolase. Yine Bursaspor'un en çok merak edilen isimlerinden bir tanesi Akolase. Hızlıca sayayım. Erhan, Mert, Cüneyt, Luka Çapan, Onur, Kubilay, Burak, Emirhan, Ofosu, Tim Mataz ve Akolas da 11 ile Bursaspor sahaya çıkıyor. Yedeklerde kimler var? Zalazar'ın yedeklerde dahi olmadığını söyleyelim. Canberk, Taha Altı kardeş, Kerem, Tuğbey, İsmail, Vefa, Uğurkan, Massimo Bruno, Namık Alaskarov. İşte bu iki isim Evet. yok. Ve Batuhan kör. Yani aslında baktığımızda yedeklerde en azından Fatih Tekke'nin bir şekilde hamle yapacağı isimlerin de olması iyi. Ama bu 11'i bekliyor muyduk? Beklemiyorduk. Zalazar'a ne oldu? Sakat mı? Bir sıkıntısı mı var? Şu an için bilmiyoruz. Öğreneceğiz. Bununla ilgili kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı Zalazar'la ilgili. Bursaspor'un 11'i dikkat çeken bir 11. İşte bekle, aslında daha çok ki kaç yabancı var Okta? Luka Çapan 1. Bakıyoruz Ofosu, Matas ve Akolas'ı 4 Dört yabancı. yabancı. Yani Beş. 5 yabancı hakkını da kullanmamış. Yani Namık Kalas grubu kullanabilirdi belki. Milli maçlardan dolayı yorgun olduğundan dolayı Fatih Tekke denemek istemedi. Orada Massimo Bruno yani kesik yedi. Çünkü performansı çok eksikti. Şimdi yabancı sınırına takılsa diyeceğim ki hani dışarı attı. Ama 4 yabancı ile çıkılıyor. Massimo Bruno tam anlamıyla bir kesik yedi. Belki hamle oyuncusu olarak kullanacak Fatih Tekke. Bugünkü maçın önemine ne gelecek olursak. Stadyumdayız. Hava güzel. Bursalı misafirleri de görüyoruz. Oldukça yöneticilerle de görüştük burada. Oldukça herkes galibiyete odaklanmış durumda Oktay. Galibiyet dışında hiçbir şey artık Bursaspor'u kaldırmaz. 3 puan için Bursaspor sahaya çıkıyor. O 3 puanı almak zorunda. Bursaspor Altınordu'dan alacağı 3 puanla sadece bir 3 puan almayacak. Samsun Spor maçı öncesi, aynı zamanda Tuzla Spor maçı öncesi de moral dökü olacak. Çünkü Bursaspor'un bu morale ihtiyacı var. 3 puandan öte morale çok büyük ihtiyacı var. Çünkü Yeşil Beyaz takım ilk 3 haftada 1 puan topladı. Adana Spor'dan biz dedik ki Adana Spor'a zayıf ekip dedik dün 6 attı. Evet. Yani bu ligin ne olacağı belli değil Oktay. Bu ligde ne zaman ne olacağı belli değil. Daha önceki programlarımızda da birçok taraftarın söylediği gibi yani işte geçen sene Adana Demir, işte efendime söyleyeyim başka takımlar puan kayıpları işte ama sonra zirveyi zorlayarak şampiyon oldu. Evet bu da mümkün ama Bursaspor'un kimyasında kazanmak dışında başka bir şey yok. 3 haftada kaybedilen 8 puan ciddi bir puandı. Bursaspor'un bu puanla telafi etmesi için seri galibiyetlere ihtiyacı var. Şu anda teknik direktör Fatih Tekke ve Bursaspor camiası bu konuya odaklanmış durumda. Fatih Tekke'nin çıkardığı 11 sahada nasıl bir performans ortaya koyacağını ben çok merak ediyorum. Dediğim gibi Massimo Bruno yok. Namık Alaskarov yok. Yani Nikolas Zalazar'a ne oldu? Öyle değil mi? Batuhan Kör yok. Yani bu isimler yok. Farklı isimler. Mesela Mert daha yeni geldi. Ne çabuk antrenmanlarda takıma alıştığı sahaya çıkıyor. Eleştirmek için söylemiyorum ama tabii ki bunları biz saha içinde göreceğiz. İnşallah Bursaspor bugünkü karşılaşmada farklı bir galibiyet alır. O da çok önemli. Ama tekrar söylüyorum. Fatih Tekke'nin kafasında şu olabilir. Hamle oyuncularım. 5 Evet. değişiklik var. Hamle oyuncularımı güçlü tutarak Altınordu'yu bir şekilde sağdan Şu silmek istiyor an olabilir. abi Bursaspor'un aslında hamle olarak elinin çok güçlendiğini de söyleyebiliriz. Şu an Tabii 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 o da isimlere önemli. baktığımız zaman Namık, Batuhan Kör,
Bunlar gerçekten çok iyi hamle oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oyunun zaman zaman müdahale edilmesi gerekiyor ve müdahale konusunda bazen Bursaspor sıkıntı yaşıyordu elde iki kadro darlığından dolayı. Evet. Ama şu an hücum hattı oldukça tehlikeli duruyor Bursaspor'un. İleride Tim Matavs, sol kanatta Ofosu, sağ kanatta Kolasya veya tam tersi gerçekten etkili ve hızlı bir hücum hattı izleyeceğiz gibi duruyor. Peki Bursaspor'un ilk yarım saatlik dilimde bir önde baskı kurabileceğini düşünüyor musun abi? Fatih Tekke'nin bu tarz bir oyun planıyla sahaya çıkabileceğini düşünüyor musun? Ben kesinlikle düşünüyorum. Bursaspor hücum hattında sezonun ilerleyen haftalarında da çok büyük sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Yani saydığın isimler Tim Matavs'lar, Ofosu'lar, Akolasya'lar, yani Namık oyuna giriyor, Batuhan Kör sonra oyuna giriyor, Mahsun Burun öyle destek veriyorsun. Emirhan Aydoğan, Batuhan Kör, hani Emirhan Aydoğan ve Burak Altıparmak isimleri gerçekten ofansif anlamda Bursaspor'u ileri taşıyor. Ama defans hattında Cüneyt Göz ne kadar insanların içine sinebiliyor. Hani ben Cüneyt Göz'ü çok severim. Luka Çapan ne kadar güven verebilir şu an için? Defans hattında eğer Bursaspor başarılı bir performans ortaya koyarsa, gol yemezse ben Bursaspor'un kazanacağına inanıyorum. Hani çok saçma bir şey gelir. Gol yemezse Bursaspor kazanır. Evet, Bursaspor bir tane %100 atar. Bu hücum hattıyla Bursaspor'un deplasmanda ve iç sahada gol atamayacağı takım yok. Ama işte gol yememek burada çok önemli. Bursaspor'un defans anlamında da ben bazı taktikler geliştirdiğini düşünüyorum Fatih Tekke'nin. Özellikle kaleciler yönünde bile kaleci ön libero gibi kullanabiliyor Fatih Tekke. Stoper ön libero. Hani top diğer rakip yarı alandayken kaleciyi biz orta alanda görüyoruz. Top çeviriyor, topu alıyor, top veriyor. Hani bir 11. 12. adam olarak sahada yer alıyor. O yüzden Fatih Tekke'nin hücum anlamında ben eksiklik çekmeyeceğini, ama defans hattında şu an için nasıl bir futbolcuların nasıl bir performans ortaya koyacağını merak ediyorum. Biz Zalazar'a güveniyorduk ki antrenmanlarda da yer alıyordu son antrenmanlarda. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam Instagram adresinde hikayede Zalazar hani yolculuk öncesinde de bir video paylaşmış sanki, değil mi? Evet, Oktay, yanlış evet, evet. hatırlamıyorsam. Yani Zalazar'a ne oldu? Bir acaba sağlıkla ilgili bir sıkıntısı mı var? Onu da öğreneceğiz Zalazar'la ilgili. Umarım ciddi bir şey ve kötü bir şey yoktur. Ona da şimdiden geçmiş olsun dileyelim. İlla ki bir şey var. Bursaspor bugün mutlaka ama mutlaka kazanmak zorunda. Senin sorduğun soruya gelecek olursak ilk yarım saatte ben Bursaspor'un maçı kopartabilecek hamleleri yapacağını düşünüyorum. Fatih Ekibi bu yönünde ben taktikleri verdiğini düşünüyorum. Altın Ordu cephesine bakacak olursak çok fazla bir taraftar topluluğu zaten yok. Hatta az önce de konuşuyorduk. Göztepe'nin maçı aynı Evet. saatte olduğundan dolayı Başakşehir'le oynanan Evet. karşımda da basın anlamında da yani neredeyse biz burada Olursa basın. kalabalığı oluşturan insanlarız yani. O yüzden Bursaspor'a basın anlamında, yönetim anlamında, taraftar anlamında, camia anlamında her türlü Altın Ordu'dan çok 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 yukarıda bir motivasyon kaynağı var. Bursaporlu futbolcunun artık yapacağı tek şey bu maçı kazanmak. Şu an için biz de beklentideyiz. Saatlerimize baktığımızda 45 dakikalık bir süre kaldı. Biz maçtan sonra da tüm detayları aktaracağız. Teknik direktör Fatih Tekke'nin basın toplantısını da merak ediyorum. Umarım ki galibiyeti konuştuğumuz bir basın toplantısı olur. Kesinlikle. Beklentimiz bu yönde Oktay. Teşekkürlerimi Ben sunuyorum teşekkür ederim. Barış abi. Değerli Bursaspor'da bugün takipçileri, bizler İzmir'de şu anda Bornova Stadyumu'nda gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık sevgili Barış Yalın'la birlikte. Mücadelenin başlamasına hemen kontrol ediyorum. 46 dakikalık bir zaman kaldı. Mücadelenin sonunda tekrar yayında Barış Yalın'la birlikte tekrar yayında olacağımızı sizlere hatırlatalım. Maça dair bütün detayları bursaspor.da bugün.com'dan bulabilirsiniz. Maçın ardından geçeceğimiz haberleri de oradan ulaşabileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben Oktay Kara, sürçülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.